Evet arkadaşlar, 13. videomuza geldik. Şimdi çok önemli bir konu, ÖSYM'nin de sevdiği bir konu. Çok dikkat edelim. Şimdi böyle bir şeyler yazılmış, çizilmiş. Ben size burada ana bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Bunun için size şöyle bir boş bir sayfa da ayarladım. Şimdi şöyle yapalım. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu. Önce olaya şöyle girelim. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, bu cezai sorumluluğu adı altında düzenlenmiş. Yargılama süreci mi hocam? Evet, cezai sorumluluğu. Bir de Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da bunu konuşacağız. İştüzük'te yazıyor. Özellikle meclis soruşturması aşamasını işleyeceğiz. Bunları bu şekilde değerlendirelim. Yani e, mesela anayasamızın 105. maddesi demiş ki, Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğunu anlatmış. Hmm. E, bu ayrı bir maddede düzenlenmiş. Bu da meclis soruşturması diye düzenlenmiş. Ama yargılanma süreçleri aynı. Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu diye geçmiş arkadaşlar. Bu da Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da meclis soruşturması şeklinde düzenlenmiş. Tamam yani cezai aslında baktığınız zaman. Şimdi bu kişiler yargılanır mı yargılanamaz mı? Ona bir bakalım süreci beraber götürelim arkadaşlar. Tabi bu eski cumhurbaşkanlarını falan da kapsıyor. İlla hani şey değil eski cumhurbaşkanlarını da kapsayabiliyor. Şimdi beraber bir bakalım isterseniz. Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla aradaki farklarını da söyleyeceğim. Burada 301 tane vekilin teklifiyle bakın üye tam sayısının saf çoğunluğu diyor. Soruşturma açılabilir diyor arkadaşlar. Soruşturma açılabilir diyor. Aralarında ne fark var? Ben size tam ifadeyi kelimesi kelimesine mesela söyleyeyim. Buradaki ifadeyi kitabımdaki de. Bakın aradaki fark şu. Cumhurbaşkanı bir suç işlediği iddiasıyla diyor. Bakın. Ama Cumhurbaşkanı yardımcılar ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla diyor. Şimdi aradaki farkı gören var mı? Bu kapsamı biraz daha geniş tutulmuş Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının ki dikkat edin bir suç işlediği iddiasıyla denmiş. Ama Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ki arkadaşlar göreviyle ilgili. Şunun kapsamı daha geniş. Her şeyi içine almışlar bunu. Her şey var bunun içinde. Bu göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla. Tamam. Ha bu ne? Cezai sorumluluk başlığı adı altında düzenlenmiş. Bu da meclis soruşturması denmiş arkadaşlar. Cezai sorumluluk. Tamam bu da cezai. Bu da cezai sorumluluk arkadaşlar. Ama aralarında ufak da olsa böyle bir fark var. Bir suç işlediği iddiasıyla, bu göreviyle ilgili, göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla. Aradaki farka dikkat edin. Bir suç işlediği iddiasıyla, göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla. Arada bu fark var, buna dikkat edin. Bu cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu başlığı adı altında, bu da arkadaşlar ayrı meclis soruşturması. Şimdi hikayeyi şöyle yola devam ettirelim. Şu an Türkiye'de. <laughs> Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açma. Yargılanma süreçleri aynı ama. Süreç hep aynı. 301 tane vekilin teklif vermesi gerekiyor. Bunları korkmayın size çok iyi öğreteceğim. Buradan çok soru gelir. Peki meclis bunu en geç bir ay içinde karar verecek. Hani soruşturma açalım mı açmayalım mı diye. Demek ki şu an Cumhurbaşkanı hakkında cezai sorumluluğun süreci 301 tane vekilin teklif vermesi gerekiyor, önerge vermesi gerekiyor. Meclis buna bir ayda görüşecek, karar verecek arkadaşlar. Tamam. Bu durum iyi izleyin. 7 gün olayı. Bu bir detay. D harfi diyelim. Ne yapılacak? Sonraki birleşimin gündemine alınacak. Yani gündeme alalım mı almayalım mı diye arkadaşlar. Tamam mı? Gündeme alınsın mı alınmasın mı diye. Süreç şu şekilde devam edecek. Burada İlk imza sahibi kimdi? O 301 tane kişi teklif vermişti ya arkadaşlar. İlk imza sahibi kimdi? Veya onun göstereceği kişi. Bakın. Şahıslar adına 3 tane milletvekili söz hakkı alacak. Şurası bir numara. Yani konuşmak için. Ve burada da soruşturulma açılan Cumhurbaşkanı söz hakkı alacak. Kimler konuşuyormuş? Bunu neden söz hakkı veriyorlar hocam? Arkadaşlar burada söz hakkı verilme gerekçesi şu. Yani mantığı şu. 301 tane vekil teklif verdi ya arkadaşlar. Hı, hı İlk imza sahibi kimdi? O konuşacak. Ve 3 tane milletvekili konuşacak. Söz hakkı alacak. Tamam? Bunun dışında da bakın görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen Cumhurbaşkanı konuşacak arkadaşlar. Ve eğer süreci devam ettirelim. Bu konuşmadan sonra eğer 360 tane vekil tamam derse hı. o kişi hakkında soruşturma açılacak. Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açıldı. Buradaki bilgileri unutmayın. 301 vekilin imza vermesi gerekiyor. Sonra meclis bunu düşünüyor. Bakın bir ay içinde görüşüyor. İşte gündeme alınma olayı. Bakın gündeme alınma olayı. Sonra işte kimler konuşuyor? İlk imza sahibi işte 3 tane milletvekili. Sonra görevde olsun, olsun olmasın Cumhurbaşkanına söz hakkı veriliyor. Bu hattan sonra 360 tane vekil eğer tamam derse soruşturma açılacak. Gizli oylamaları falan boş verin şu an. Derdimiz şu an gizli oylama değil. Onları size sonra enjekte edeceğim. Onları size sonra enjekte edeceğim korkmayın. Soruşturma açılmasına eğer arkadaşlar karar verilirse gruptaki oranlara göre bakın bir 15 kişilik bir komisyon oluşturulacak. Kimlerden oluşuyor hocam bunlar? Gruplara göre AK Parti grubundan CHP grubundan MHP grubundan DEM grubundan İyi Parti grubundan Saadet grubundan. Tabii en yani çok AK Parti grubundan. Ama hocam o zaman mesela şu an Cumhurbaşkanı mesela AK Partili. Ya önemli olan bu komisyonun bir şey var. Hani komisyon burada bir şey yok da dese. Soruşturmada bir şey yok da dese. Önemli olan meclisin yaptığı oylama olacak. Genel kurul bir oylama yapacak. Ha mesela komisyon kaç kişiden oluşuyormuş arkadaşlar? 15 kişi. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Komisyon 15 kişiden oluşuyor. Atıyorum CHP komisyona kaç kişi verecek diyelim. Aklınızda öyle kalsın öyle kodlayın. İşte 3 kişi verecek diyelim. Hani her grup verecek ya AK Parti grubundan da CHP grubundan da. Yani 15'in 3'ü CHP'li. CHP 9 tane aday çıkarıyor. Bunlardan 3'ü komisyonda. Şu 3 katı unutmayın. Bu tam bir detay soru arkadaşlar. Tamam. Bakın şeyle burada 3 katı aday çıkarıyor. 3 katı. Gördünüz mü? CHP mesela komisyonda 3 kişi temsil edilecek ya 9 kişi çıkarıyor. 3'ü komisyonda temsil edilecek. Meclis soruşturma komisyonu. Tekrar edelim arkadaşlar. Burası çok tekrar edilmesi gereken bir yer ve önemli bir yer sevgili arkadaşlar. Bir numara. 301 tane vekilin neyi gerekiyor? İmzası gerekiyor bu bir. Sonra bir ay içinde görüşülecek karara bağlanacak. Gündeme alınma olayı bu. O sürede kimler konuşacak? İlk imza sahibi uzatmayayım. Ondan sonra 3 tane milletvekili ve görevde olsun olmasın Cumhurbaşkanı söz hakkı alıyor. Soruşturma açılmadan önce. Eğer 360 tane vekil tamam derse burada ne yapılıyor? Soruşturma açılacak. Tabii komisyon kurulacak. Ne komisyonu? Meclis Soruşturma Komisyonu. 3 katı. Her gruptan 3 katı aday. Ve sürece dikkat edelim. Ha, bu komisyon dikkat şurayı da söyleyelim. Komisyon kendisine bir tane başkan seçecek, bir tane başkan vekili seçecek, arkadaşlar sözcü ve katip üye seçecek. Bu ne komisyon hocam? Meclis soruşturma komisyonu kendine bir başkan, bir başkan vekili, sözcü ve katip seçecek. Meclis soruşturma komisyonu. Kaç kişiden oluşuyor arkadaşlar bu komisyon? 15 kişiden oluşan bir komisyon. Peki şu an süreç başladı. Hayırlı olsun. Komisyon en az üye tam sayısının saf çoğunluğuyla toplanıyor. Toplantıya katılanların saf çoğunluğuyla karar veriyor. Ne demişiz? 15 kişi değil mi? En az kaç kişiyle toplanacak komisyon? Üye tam sayısının diyor. 8 kişiyle toplanacak ve katılanların saf çoğunluğuyla da karar verilecek değil mi? 8 kişi ise. En az 8 kişiyle toplanıyor. Katılan 8 kişinin yarısı artı 1 ile de kararını alacak arkadaşlar komisyon çalışmalarını gizli sürdürecek ve dışarıdan asla milletvekili falan almıyorlar arkadaşlar. Meclis soruşturma komisyonu yani olayı titizlikle sürdürecek. Mecburen. Kaç kişilik bir komisyondu bu? 15 kişilik bir komisyon. Peki süreci şöyle devam ettirelim. Soruşturma komisyonu arkadaşlar olayı 2 ay içinde bakın bitirecek, meclis başkanlığına sunacak. Bitirilemezse Arkadaşlar bir aylık yeni süre. Soruşturma ne kadar sürüyormuş o zaman? 2 ay bitmezse 1 ay süre veriliyormuş. Ve bu süre sonunda olayın meclise teslim edilmesi zorunludur. 2 ay arkadaşlar bitmezse artı 1. Artı 1. Sonra rapor başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde üyelere dağıtılacak arkadaşlar. Ve 10 gün içinde genel kurulda görüşülecek. Şimdi burada ne yapmanız gerekiyor? Cumhurbaşkanı'nın soruşturması 2 ay sürüyor, bitmezse 1 ay sürüyor. Buranın şifrelerini vereceğim biraz sonra. Bekleyin. 2 ay bitmezse 1 ay. Sonra rapor meclise geldi ve milletvekillerine gördüğünüz gibi dağıtıldı. Dağıtılmadan sonra arkadaşlar genel kurulda görüşüldü. Ve şimdi yapılması gereken olay, bakın kimler? Komisyondaki kişiler konuşacak. 6 tane milletvekili söz hakkı alacak. O sırada ister görevde olsun veya olmasın soruşturma açılması istenen Cumhurbaşkanı'na söz hakkı verilecek. Tamam. Şu detaylara gerek yok. Kimler konuşacakmış? Soruşturma sonucu artık meclise geldi. Komisyon, bakın komisyon. 6 tane milletvekili ve görevde bulunsun bulunmasın Cumhurbaşkanı'na söz hakkı veriliyor. Yani soruşturma sonucu şu an TBMM'de. Tabi burada Cumhurbaşkanının söz hakkı sınırlandırılmıyor. İstediği kadar konuşabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunu söyleyelim. Burada en az eğer 400 tane milletvekili tamam derse. Evet hocam. Arkadaşlar tam 400 tane milletvekili eğer burada tamam derse olay nereye sevk edilecek arkadaşlar? Yüce Divan'a sevk edilecek. Bunu unutmayın. Direkt Yüce Divan'a sevk ediliyor. Şimdi bu süreci nasıl değerlendirelim? Şöyle değerlendirelim. Hemen bir bana bakın şöyle. Bakın ne yapacağız? 301 tane vekil ne verdi arkadaşlar? Teklif. Teklif 301. Peki bir ay içinde açalım mı açmayalım mı? 360 tane milletvekili eğer ne yaparsa okey derse gizli oynamaları boş verin açılıyor. Ne kadar sürüyor? 2 ay. Bitmezse 1 ay 10 günde dağıtılıyor. 10 günde görüşülüyor. Hocam 301 ya o 600 kişiden tabi 600 kişiden tabii 301 tane vekilin ne yapması gerekiyor? Teklif vermesi gerekiyor. TBMM bunu 1 ay içinde görüşecek. Orada işte 7 gün gündeme alınıyor falan. 360 tane vekil tamam derse soruşturma açılıyor. Soruşturma 2 ay sürüyor. Bitmezse ek süre. 10 günde dağıtılıyor. 10 günde görüşülüyor. Tamam. 400 tane vekil eğer tamam derse buradaki gizli oylamayı da boş verin. N ne olacak şimdi? Yüce Divan'a sevk edilecek. 600'ün 400'ü tamam derse Yüce Divan'a sevk ediliyor. Yüce Divan dediğim yer neresi? Burayı özellikle belirtelim. Yüce Divan dediğim yer arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'ne. Oo, Anayasa Mahkemesi'nde yargılanacak. Yalnız burada bir masumiyetlik karinesi var dikkat edin. Şimdi Yüce Divan'a sevk edildi. Cumhurbaşkanı'na bir şey oldu mu şu an? bir şey değil masumiyetlik. Arkadaşlar yüce divanda ne kadar yargılanacak? 3 ay yargılanacak. Bitmezse arkadaşlar artı bir 3 ay daha verilecek bilginiz olsun tamam? Yani 3 aya 3 ay gibi düşünebilirsiniz. Peki soru şu. Cumhurbaşkanı yüce divana sevk edildi mi? Hı hı. Şu an 3 ay yargılama, bitmezse 3 ay daha. Suçsuz bulunursa zaten göreve devam ediyor. Masumiyetlik karinesi. Suçlu bulunursa, suçlu bulunursa Cumhurbaşkanlığı biter. Şuraya dikkat edin. Bu harika bir sınav sorusu. Yüce Divan'a sevk edildiğinde Cumhurbaşkanlığı bitmiyor. Cumhurbaşkan masumiyetli karnesi. Belki masum. Belki masum. Doğru. Yani bu süreçte direkt arkadaşlar ee, şu bölümde bir daha buraları tekrar 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 işlemeyelim. Hemen şu bölüme bir bakalım. Arka arkaya işlemeyelim arkadaşlar. Bunu size yasamanın içinde de e, bu bölümü anlatacağım arkadaşlar. Yasamanın içinde de bu bölüm var. Burayı iki kere yazmak zorunda kaldım. Burası önemli bir bölüm. Şurayı unutmuyorsunuz. Yüce Divan'a sevk kararı çıkarsa, Yüce Divan'a sevk kararı çıkarsa bir şey olmadı. Yüce Divan'da yargılama ne kadar sürüyor? 3 ay mesleçe. Burada zaten bir şey olmazsa göreve devam ediyor ama burada eğer Anayasa Mahkemesi eğer suçlu bulursa sıkıntı. Ha bir de şunu özellikle söyleyeyim arkadaşlar bilginiz olsun. Tamam? Dosya kaç gün içinde gönderilecek? Hani bir detay bilgi daha. Bu da çok aşırı detay bir bilgi. Yüze Divana sevk kararı çıkarsa şöyle yapalım. 7 gün içerisinde arkadaşlar Anayasa Mahkemesine gönderiliyor. Tamam? hani kaç gün içinde gönderilecek? 7 gün içinde arkadaşlar. Kitapta mesela bu bilgimizde burada yazıyor. Aynen şöyle deniliyor. 7 gün içinde diyor. Anayasa Mahkemesine diyor gönderilecek bu diyor olay diyor. Ha detay mı? Çok detay. Bu süreci şöyle irdeleyebiliriz. Nasıl öğreneceksiniz? Bakın 1 1 10 10 3 3. Böyle öğrenin. Araya sadece 2 giriyor bakın. Araya sadece 2 giriyor. 1 1 10 10 3 3. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yargılama için ne gerekiyor sevgili arkadaşlar? 301 kişinin teklifi. Bir ay düşündük. Ondan sonra ne yaptık? 360 tamam dedi. Aradaki bilgileri çıkardım. 360 tamam dedi. Ee, ne kadar sürüyor? 2 ay bitmezse 1 ay. Sonra 10 günde dağıtılıyor. 10 günde görüşülüyor. 400 tamam derse Yüce Divan. Yüce Divan'da ne kadar yargılanıyor? 3 ay bitmezse 3 ay. Zaten suçsuz bulunursa devam. Suçlu bulunursa sıkıntı. Cumhurbaşkanlığı düşüyor arkadaşlar. Tamam. 1, 2, 1, 10, 10, 3, 3. 1, 2, 1, 10, 10, 3, 3. 1, 1, 10, 10, 3, 3. Araya 2 giriyor. 1, 1, 10, 10, 3, 3. Süreler önemli mi? Önemli. Ha bana sakın şunu demeyin. Burası üye tam sayısı. Burası 5'te 3. Üç, burası 3'te 2. Hani bunları artık kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ama bu şekilde öğretmek daha iyi. Demek ki şunu söylememizde yarar var. Başa döneceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. 1 numara, 301 teklif. Bir ay düşündük. 360 tamam derse açılıyor. 2 ay sürüyor. Bitmezse 1 ay. 10 günde dağıtılıyor. 10 günde görüşülüyor. 400 tamam derse Yüce Divan'a sevk kararı çıkıyor. gönderiliyor. Yüce Divan'da yargılama süreci 3 ay. Bitmezse 3 ay arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hızlı bir şekilde. 301 burası 1. Tamam. Sonra bakın bir ayda görüşülür. Gündeme alınma olayı 7. Burada söz hakkı alanlar kimlerdi? Şu diğerine geçelim. İlk imza sahibi kim burada? İşte üç tane milletvekili Cumhurbaşkanı burada söz hakkı alıyor. Arkadaşlar eğer 360 tane vekil tamam derse açıldı şu an soruşturma. Tabi burada 15 kişilik bir komisyon var. Gruplardan var mı? Var. Mesela CHP komisyonda kaç kişiyle temsil edilecek? 3. 3 kere 3, 9. 3 katı aday çıkarılıyor. Bunlardan 3'ü komisyonda görev alacak. Komisyon bir başkan, vekil, sonra sözcü ve katip seçecek. Arkadaşlar komisyon kaç kişiydi? 15 kişilik. Üye tam sayısının saf çoğunluğuyla toplanıyor. Yani en az 8 ile katılanların da saf çoğunluğuyla da karar veriliyor. Dışarıdan milletvekili alınmıyor. Ne kadar sürüyor? 2 ay sürüyor. Bitmezse arkadaşlar 1 aylık bir yeni süre. Artık meclise teslim edelim. Sonra olay 10 gün içinde mecliste görüşülü dağıtılıyor. Dağıtımdan itibaren 10 gün içinde görüşülecek arkadaşlar. Burada kimler söz hakkı almakta? baktığınız zaman komisyon şahıslar adına 6 milletvekili işte Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının burada süresi ne yapılmayacak? Sınırlandırılmayacak sevgili arkadaşlar. Şu bölüm. Yüce Divan'a sevk kararı çıkarsa kaç gerekiyordu burada Yüce Divan'a sevk kararı için? Neydi? 3'te 2. Yani 400. Gizli oylamalara falan burada girmedim. Onu ayrı bir başlık adı altında işleyeceğiz. Yüce Divan'da yargılama ne kadar sürüyor? 3 ay, bitmezse 3 ay. Zaten suçsuz bulunursa ne oluyor? Devam. Suçlu bulunursa sıkıntı. Bakın, engel bir suçtan mahkum edilirse görevi sona erecek arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Eğer Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılırsa hani soruşturma açılırsa ne demek? Şu 301 360 değil mi arkadaşlar? Hakkında soruşturma açıldığı zamanda da erken seçim kararı alamıyor. Burada Cumhurbaşkanı hakkında arkadaşlar kitapta bu bilgi de mevcut. Soruşturma açıldığı zaman erken seçim falan diyemiyor bilginiz olsun tamam. Erken seçime götüremiyor bizi. Yani bu süreci yaşamak zorunda kalacak tamam mıyız? Şimdi dersi burada kapatırken şöyle bir analizi yapalım isterseniz. Bir numara 301 tane vekilin ne vermesi gerekiyor? Teklif vermesi gerekiyor. Aradaki bilgileri çıkarıyorum. Bir ay düşündük değil mi? 360 tane kişi eğer kabul ederse açılıyor. Ne kadar sürecek? O arada söz haklarını falan çıkardım. 2 ay bitmezse 1 ay 10 günde dağıtılır. 10 günde görüşülür arkadaşlar. 400 tane vekil tamam derse Yüce Divan'a sevk kararı çıktı arkadaşlar. Yüce Divan'da ne kadar yargılama sürecek? 3 ay bitmezse 3 ay. Tabi buradaki şey de 7 günde gönderiliyordu. Onu da hani aradaki bilgiyi söyleyelim. Ha, yargılama sonucunda eğer suçlu bulunursa nasıl süreç ilerleyecek? Cumhurbaşkanlığı bitecek. Ha suçsuz olursa göreve devam edecek arkadaşlar. Tamam. Unutmayın başlık Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar diğer derste de söyleyeceğim onu. Orası meclis soruşturması başlığı adı altında düzenlenmiştir arkadaşlar. Olaya dikkat ediyorsunuz. Aradaki fark neydi? Cumhurbaşkanı burada e, kitabımda kitabımızda tablosunda yaptım size arkadaşlar. Cumhurbaşkanı bir suç işlediği iddiasıyla denmiş arkadaşlar. Şurada size bunun iki ayrımını yaptım. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu bir suç işlediği iddiasıyla siyah belirttim. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların ise göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla. Aradaki farka dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar bu dersimizi burada kapatıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.